Mavacher, greetings from Los Angeles, and welcome to the 12th LKFF Global Kurdish Film Festival online edition, running from 16th till 27th of April this year. We are happy to have you all here. I'm here with Yüksel Yavuz to talk about this documentary. Mavacher, greetings from Los Angeles and welcome to the 12th LKFF Global Kurdish Film Festival online edition, running from 16th till 27th of April this year. I'm here with Yüksel Yavuz to talk about this documentary, Heavy. Heavy is a film showing us the struggle of four Kurdish women who were firm defenders of human rights for the Kurdish people. I truly feel that the documentary is of great value, also in terms of an archive touching events and subjects that have happened. And it gives us a strong overview of the hardship that the Kurdish people are facing in Turkey. Welcome, Yüksel Yavuz. Merhaba Yüksel Yavuz. Bize belgeseli neden yaptığınızı anlatabilir misiniz? Ya belgeseli ben Türkiye'de 2010'lu yıllarda binlerce Kürt politikacının içeri alındığı bir süreç yaşandı. Buna KCK davaları deniliyordu ve 2009'dan itibaren Kürdistan'ın bir sürü yerinde, hatta Batı'da bile yani yerel politikada aktif olan, uluslararası politikada aktif olan bir sürü insan, binlerce insan içeri alındı. Ve bunların içinde bayağı kadınlar da vardı, yüzlerce kadın. İçeri alınmayanlar arasında da buna karşı büyük bir tutuklamalar furyasına karşı, devletin Kürt politikasına karşı büyük bir mücadele veriliyordu ve bu mücadelede ben şeyi fark ettim ve kadınların ön planda olduğunu gördüm. Ön planda olduğunu fark ettim ve ki onu daha önce de takip ediyordum, izliyordum. Yani 2006-7'lerde Close Up Kurdistan diye bir film yapmıştım. Buradan Almanya'dan ta Mahmur'a kadar yaptığım bir yolculukla ilgili bir film belgesel, Kürt sorunuyla ilgili. O dönemden itibaren zaten Kürdistan'da neler olup bittiğiyle bayağı haşır neşirdim. Sonra 2010'lu yıllarda İstanbul'daki azınlıklar müziğiyle ilgili bir belgesel yapmıştım. Ve o süreçte Kürt kadın hareketinin varlığından haberdar oldum. Varlığını hissettim. Ve bunun bir politik bir fenomen olduğunu gördüm. Bununla ilgili bir çalışma yapmak istedim. Yani ben Almanya'da yaşıyorum. Avrupa'da, Türkiye'de bir Kürt kadın hareketinin olduğundan haberdar değildik. Ve buradaki insanları, Avrupa'yı, Almanya'yı bundan haberdar etmek istedim ve böyle bir çalışmaya giriştim. Çekim süreci nasıl geçti Türkiye'de böyle bir belgesel yapmak? Ya o dönemler biliyorsunuz hani 2013, 14, 15 arası barış süreci gibi bir süreç yaşandı. Ben ama ondan önce başlamıştım. Yani 2012'nin sonbaharında o dönem cezaevinde büyük miktarda, yani çok geniş bir açlık grevi furyası vardı. Açlık grevleri yapılıyordu. Ve o açlık grevlerine destek vermek için o dönem HDP miydi, BDP miydi, parti politikacılar da Diyarbakır'da onları desteklemek için bir greve girdiler, gittiler. Yani filmin bir kısmı o açlık greviyle ilgili, o politikacıların açlık greviyle ilgili. Ben önce
Yani insan hakları aktivisti Eren Keskin'le görüştüm. Onunla çekimleri yaptık ve o çekimlerden sonra Diyarbakır'a geçip Diyarbakır'da o politikacılara birkaç gün eşlik ettim. Yani ben herhangi bir izin falan istemedim ya da başvurmadım. Yani o dönem öyle bir şey gerekmiyordu. Ama yani kırsal alana gittiğinde bu tür izinler falan filan gerekiyor. Ben şehirlerde kaldığım için pek gerek olmadı. Bu çekimleri, Türkiye bölümündeki çekimleri işte 2012'nin sonbaharında yaptık. Daha sonra Almanya'ya geldim ve Almanya'daki çekimleri Sakine Cansız'la yapmak istedik. Kendisini ağlattık. Kendisinin tezatüfen Berlin'de olduğunu gördüm. Ve burada buluştuk. Ama şeydi, bu yıl başka bir iki gün önceydi. Önce onu filmi konuştuk ve kendisinin de çekimleri yapmak istediğini söyledi. Ancak Paris'e gitmesi gerektiğini, yani döndükten sonra çekimleri yapabileceğimizi söyledi ama biliyorsunuz Paris'ten dönmedi. Ve ondan sonra ben cenazesine eşlik edip Diyarbakır'a, oradan da Dersim'e geçtim ve ondan sonra da ilkbaharda Hollanda'daki çekimleri yaptım ve Güney Kürdistan'daki çekimleri yaptım. Bir belgeselci olarak ve Sakine Cansız'la önce bir görüşmeniz oldu. Ondan sonra öldürülmesi ve sonraki süreçte hep tanıklık ettiniz. Bu sizin için nasıldı? Buna şahit olmak, buna tanıklık etmek? Ya tabii ki benim için çok korkunç bir olaydı. Yani hatta o günü, yani o olay günü ben elimde bir kitap vardı. Sakine Cansız'la yapacağım röportajı hazırlık için. O kitap da böyle politik silahlı örgütlerde çalışmış kadınlarla ilgili portreler falan. Ve o portrelerin birinde yani mesela bir grupla çatışıyorsa, yani bir terör, anti terör gruplarına, anti terör polislerine şey denir. Bir grupla çatıştığınızda grupta bir kadın varsa önce kadınları vurun diye öğretiliyormuş. Ve bu kitabın adı da Önce Kadınları Vurun diye. Şimdi yazarın ismini unuttum. Ben de tesadüfen o kitabı okuyordum. O sabah yani uyanmıştım. İstanbul'daydım. Ezan sesiyle uyanmıştım ve o kitabı okuyordum. Birden eşim aradı ve durumu bana söyledi. Yani çok korkunç bir şey tabii. Ben tabii Almanya'ya geldim. Ve sonra cenaze eşlik etmek için Diyarbakır'a gittim. Yani şöyle bir durum, siz bir film hazırlıyorsunuz ve bu filmde asıl aktör, ki Sakine Cansız, Kürt Kadın Hareketi'nin sembolüdür. Yani, Kürt Kadın Hareketi'ni yaratan bir şahıstır. Yani Diyarbakır cezaevinde verdiği mücadeleyle, verdiği dirençle bu mücadeleye onun sayesinde yüzlerce binlerce kadın katılmıştır ve o öncü bir şahsiyet ve bu şahsiyeti o dönem yok ettiler. Yani bilerek üzerine gittiler. Bu bilinçli bir şekilde. Yani o süreçte başlayacak olan büyük bir ihtimal Paris sürecini de böylelikle baltalamak için de yapılan bir şeydi ki aslında bunu çoktan beri hazırlıyorlarmış. Daha sonra ortaya çıktı. Um,
Bir belgeselci olarak ailenin içinde aileyle röportajlar yaptınız ve cenazeye de katıldınız. Bir belgeselci olarak duygusal anlamda bu nasıldı sizin için? Hani ben kendim seyrederken birkaç yerde durup kapatmak zorunda kaldım. Hani bütün tekrar geçmişte olan olayları tekrar duymak, tekrar o duyguyu hissetmek, o acıyı hissetmek bayağı insana etkiliyor. Bunu çekim sürecinde nasıl oldu? Hani abisiyle de röportaj yaptınız. Evet, yani benim yani ben de hem bu filmi çekerken hem de daha sonra montaj sürecindeki montajda çektiğim materyalden haşır neşir oluyorsun. Yani günlerce, haftalarca, aylarca ve bu süreçte insana aynı zamanda büyük bir acı da veriyor. Çünkü hep o kadınların anlattıkları bütün bir halkın direniş mücadelesi ve aynı zamanda kendi kişisel kadınlar olarak, kadın olarak verdikleri mücadelede çektikleri cefaları da anlatıyorlar size. Siz buna tanıklık ediyorsunuz. Bu tanıklığı bir filme aktarmaya çalışıyorsunuz. Bu tanıklıklardan bir film yapmaya çalışıyorsunuz ve bu filmi yaparken büyük bir duygu yoğunluğu hissediyorsunuz. Ve sürekli o duygu yoğunluğuyla iç içe ama buna rağmen bir film çıkarmamız gerekiyor. Yani bu da başlı başına bir bir mücadele. Ama bu tabii Sakine'nin cenazesine eşlik etmek aynı zamanda benim için de bir geçmişime bir yolculuktu aynı zamanda. Ben Diyarbakır olsun, daha sonra Dersim'e geçmemizde ki Dersim, ben oraya yakın bir yerde doğdum, büyüdüm. Hatta Dersim merkezde 2 yıl okula gittim, lise okudum. O sokaklarda dolaştım. Yani cenazeye daha doğrusu o sokaklardan geçirildi. Okulun oradan geçirildi. Bu bana tabii büyük bir acı verdi aynı zamanda. Yani bir ki bana başka bir röportajında, ki o röportajı 97-98 döneminde yapmış, habire Dersim özleminden bahsediyor. Ve hiç Dersim'e gidemediğini falan, yani inşallah günün birinde gitmek istediğini anlatıyor, dileğini dile getiriyor. Ama cenazesinin oraya gitmesi yani çok korkunç bir şey. Kandil'de de çekimler yaptınız ve Kürt direnişinin önemli ön giden insanlarıyla da röportaj yapma şansınız oldu. Kandil'e gidişiniz, o röportajları yapmanız, tecrübeniz nasıldı? Ya o dönem hani barış sürecinin başladığı bir dönemdi ve o sıralarda bayağı bir şey akını vardı, gazeteci akını vardı Kandil'e. Biz de o sürece rast geldik. Yani bundan kısa bir süre önce miydi, sonra mıydı, kesin hatırlamıyorum ama yani böyle bir projenin yapıldığını duyduklarında ve bizi hemen yani projeyi kabul ettiler, şeyi yani biz de evet dediler ve biz gittik. Pek fazla bekletilmeden röportajlarımızı yapabildik. Yani bu röportajları yaparken tabii ben ilk defa o taraflara gittim. Yani böyle bir vesileyle gitmek istemezdim. Ama böyle bir vesileyle gitmek zorunda kaldım. Sakine Cansız'a
Yani mesela Diyarbakır Cezaevi'nde eşlik etmiş Mustafa Karasu olsun. O tabii bayağı heyecan vericiydi. Çünkü ortaklaşa yaşadıkları bir dönem, bir süreç vardı Diyarbakır Cezaevi'nde. Ama bir de Fatma Adır mesela kendisi bana kamera arkasında şeyden bahsetmişti. Yani Sakine Cansız cezaevindeyken o da Sakine'nin annesiyle sık sık Diyarbakır cezaevine gidiyormuş. Kendisi daha küçükmüş yani. Küçük bir kız olarak. Meğer abisi cezaevindeymiş. Diyarbakır cezaevinde. Yani şeyle Sakine'lerle birlikte. Böylelikle bu hareketle tanışmış. Yani kaldı ki Kürt kadın hareketi gerçekten erkekler 80'lerden itibaren erkekler, Kürt erkekler cezaevindeyken kadınlar hep o cezaevinin kapılarının önünde doluştular, beklediler. Günlerce, haftalarca ve yıllarca hep gidip geldiler. Böylelikle o kadınlar Kürt kadınları politize oldular. Yani bunu şeyle anlatıyor. Eren Keskin de bir yerde anlatıyor galiba. Ve Fatma Adır da o dönem 80'lerde küçük bir kız olarak annesini ve Sakine'nin annesini hep eşlik ediyormuş cezaevine gide gele. Böylelikle politize olmuş. Ve o politize sonucunda da dağa gitmiş. Peki orada gördüğünüz o kadın direnişinden bahsedebilir misiniz? Çünkü bu filmde yer almıyor. Yani Fatma Adır'la görüştünüz, oradaki o kadın direnişi gördünüz orada. Nasıl, sizin tecrübeniz neydi o orada? Ya ben böyle bir kadın gerilla grubuyla görüşmedim. Şöyle bir durum oldu. Yani biz mesela Mustafa Karasu'yla röportajı yaparken orada ona yakın bir kadın bölüğüne gidecektik. Yani Mustafa Karasu'ya eşlik edip ve orada çekimler yapacaktık. Ama onu koruyanlar, onun korumaları şey dediler. Yukarıda yani gökyüzünde drone var dediler. Drone. Hı hı. Habire geziyor, habire dolanıyor ve bizi fark etmemesi lazım diye yerimizde kalmak zorunda kaldık. Başka bir yere gidemedik. O yüzden çekimleri yapamadık. Yani bir kadın grubu, gerilla grubuyla bir araya gelemedik. Yapmak istiyordum, çok yapmak istiyordum. O yüzden arşiv materyal kullanmak zorunda kaldık. Ve o droneler öyle günlerce sürekli orada dolanıyordu. Yani devlet başlattı bir varis sürecinde de Kandili habire gözetliyordu demek istiyorum. Bir yapımcı olarak bir tedirginlik hissettiniz mi bu süreçte, oradaki çekim sürecinde? Yani şöyle bir durum. Öyle ya başlatılan bir süreç vardı ve o sürecin de böyle belli bazı kolaylıklar sağlayacağını düşünerekten fazla tedirgin olmadım. Ama tedirgin olmamak elde değil böyle bir coğrafyada. Öyle bir tabii ki tedirgin oluyorsun ama yine de bir şeyler yapman gerektiğini düşünüyorsun ve hissediyorsun ve buna girişiyorsun, girişmen gerekiyor. Şeyi bekliyor musunuz? Hani Türkiye tarafından belli tepkiler bekliyor musunuz filminize karşı? Filmim 2015'te Mayıs ayında Diyarbakır'da gösterildi. Diyarbakır'da bir gösterimini yaptık. Sonra Mardin'de gösterildi. Ondan sonraki birkaç ay sonra Dersim'de gösterilmişti hatta. Van'da gösterildiğini duydum o dönem yani. Daha nasıl diyeyim? Yani o barış süreci baltalanmadan, sonlandırılmadan
ve sonlandırılırken o dönemde, o süreçte. Ben o dönem böyle Türkiye'ye gidip gelebildim ama son zamanlarda gitmekten tedirginim tabii. Yani gitmiyorum. Halen Türkiye'de sunulması için izin var mı yoksa yasak geldi mi filminize? Yani bu filmle ilgili herhangi bir yasak böyle bir şey duymadım. Fakat başka filmlerin gösterimleri yasaklandı. Yani Close Up Kurdistan mesela gösterimleri yasaklandı. Hatta Küçük Özgürlük diye bir filmin, o da kurmaca film, fiksiyon. O bir Pay TV kanalında gösterilmişti Türkiye'de ve o Pay TV kanalını kapatmışlardı mesela. Close Up Kurdistan için biz bakanlığa, yani Türkiye'de bir dağıtımcı bulmuştuk. Onlar bakanlığa başvurdular. Bakanlık sansürledi filmi, izin verdi. Bu tür konulara değinmek ve bu tür konular üzerinde film yapmak, belgesel yapmanın zorlukları var. Hani yeni belgesel arkadaşlarımıza ne tavsiyelerde bulunabilirsin, ne anlatabilirsin? Tecrübelerinizden yola çıkarak. Ya... Yani ben Avrupa'da yaşayan bir yönetmen olarak böyle doğrudan Kürdistan'da yaşanılan bütün olayların içinde değilim. Böyle dışarıdan gidip yani orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum, çekimler yapmaya çalışıyorum falan. Yani o bölgeyi, oradaki bütün yapıları pek iyi tanımıyorum. Biraz da böyle yani dalıyorum içine. Artık ne olacaksa gibisinden, ki bazen böyle bir cesaret gerekiyor. Yani yapmak lazım. Yoksa sen gidip izin istediğinde sen o kapıdan girip izin alamazsın zaten. Yani bu tür, böyle bir şey yapıyorum diye, şöyle bunu yapıyorum diye falan. Kesinlikle izin vermezler. Yapmak lazım, girişmek lazım. Ve girişirken de cesaretli olmak lazım. Yani cesaretli derken, yani bazen ki bilhassa gazetecileri bayağı tutukluyorlar. Ve Türkiye'de onlarca Kürt gazeteci içeride. Hala tutuklu olanlar var, yıllardır büyük bedeller ödüyorlar. Yani ki Kürdistan coğrafyasında bedel ödemeyen insan kaldı. Bunu da bilmek lazım, bunun da bilincinde olmak lazım. Böyle bir şey yaparken, girişirken, ki bu da insana ilham veriyor bence. Cesaretlendiriyor diye düşünüyorum. Filminiz için Eren Keskin, Gülten Kışınak, Aysel Tuluk ve Sakine Cansız'ı seçtiniz. Neden bu dört kişiyi seçtiniz filminiz için? Ya filmde dediğim gibi, yani Sakine Cansız kendisi yani PKK'nin kurulmasında öncü iki kadından biri. Ve daha sonra Diyarbakır 5 No'lu cezaevinde direnişiyle öne çıkan bir şahsiyet, bir kadın. Ve bu kadın yani Kürt özgürlük mücadelesinde kadınların öne çıkmasında, kadınların katılmasında büyük bir rol oynayan bir insan. Ve yani Sakine Cansız'sız bir Kürt kadın hareketini düşünemez. Sakine, yani bu yönü, diğer yönünde de politik alanda ön plana çıkmış Gülten Kışarak vardı o dönem.
onunla görüştük ve insan hakları mücadelesi veren insan hakları aktivisti olarak Eren Keskin. Yani bunları ben seçmedim. Kendileri vardılar, oradaydılar zaten. Anlıyor musunuz? Ve hepsi de ilginç, yani hayatlarının böyle belli dönemlerinde birbirlerine karşılaşmış, yakınlaşmış insanlar. Hatta Gülten Kışanak kendisi bir dönem daha çok genç, 16-17 yaşlarındayken Sakin Eylül'ün cezaevinde kalmıştı Avrupa'da birkaç ay boyunca. Eren Keskin de zaten Sakin Eylül'le olan karşılaşmasını anlatıyor filmde. Ve ilginç, yani film yapım sürecinde Sakine öldürüldü. Gülten Kışanak ve Aysel Tuğluk, onlar yıllardır içerideler. Ve yakın bir zamanda büyük bir ihtimal Eren Keskin de hapishaneye girme olasılığı var, durumu var. Çünkü sürekli hakkında habire davalar var, habire süren davalar var ve farklı cezalara çarptırılıyor ve şimdi artık böyle kesinleşmiş cezalarından dolayı içeri girmek zorunda. Biraz da filmin şeklinde konuşmak istiyorum. Her bölüm Deng 5 ile başlıyor. Evet. Bunu neden seçtiğinizi anlatabilir misiniz? Ya bilirsiniz, yani Türk Kürtlerde böyle, daha doğrusu Orta Doğu coğrafyasında Deng 5 geleneği vardır, bilhassa Kürtlerde. Biz Kürtler yani kültürümüzü, sadece kültürümüzü, tarihimizi de, yani tarihimizde önemli olayları da Deng 5 geleneğiyle ta bugünlere kadar taşımışız. Yani geçmişte olan olayları taşımışız ve biz kendimizi Deng 5'lerimizle ifade etmeye çalışmışız. Yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca. Ben ona bir gönderme yapmak istedim. Yani hem çok o eski geleneği böyle kısa da olsa bir araya sokup hatırlatmak. Yani bizim kimliğimizi, bizi var eden o olguları, o Deng 5'ler bugüne kadar bize taşıdılar. Ve biz de, ben de bugün film yaparak şu anda Kürtlerin içinde bulunduğu mücadeleyi sürdüren, kadınları anlatan bir film yaparak onlara da o Deng 5 geleneğine de bir gönderme yapıyorum. Çok güzel. Film Diyarbakır'da sunuldu, anlattığınız Mardin'de dersinde sanırım. Tepkiler nasıl oldu orada? Ya tepkiler bayağı olumluydu. Yani çok, tabii çok etkilenen, yani bilhassa Sakine'nin, yani bu çekim sürecinde Paris'te öldürülmesi, ki bayan arkadaşıyla o Kürtlerde, bilhassa Kürt kadınlarında büyük bir etki yaratıyor. Çok duygusallaşıyorlar. Duygusallaşmamak elde değil. Öylesi bir durumda. Yani burada Berlin'de de gösterdiğimizde salonda, ilk gösterdiğim salonda Kürt kadınlar hüngür hüngür ağlamak zorunda kaldılar. Yani, maalesef. Bu anlamda yeni bir çalışmanız var mı? Belgesel ve bu konuların devamı. Çünkü daha önce de bu konuları değindir. Sanırım Sahra'da bir yaptığınız bir belgesel. Bundan sonra ne bekleyebiliriz sizden? Ya ben de Diyarbakır'la ilgili bir belgesel yapmak, yani belgesel bir projem vardı. Bu projeyi burada Fransız Alman Arte diye bir kültür kanalı var. Bunlar finanse ettiler hatta. Ama daha sonra Türkiye ile olan
sorunlardan dolayı projeyi geri çektiler. Hani biliyorsunuz yani Türkiye'ye giden gazeteciler içeri alındı, bu şu falan, o dönem öyle bir durum vardı ve projeyi geri aldılar. Yani başını belaya sokmak istemediler gibisinden. Öyle bir proje vardı, o da gümrüteye gitti yani şeyden dolayı, Türkiye'deki durumlardan dolayı gümrüteye gitti. Bu tür şeyleri yapmak için destek bulmak zor mu? Çok zor, çok çok zor. Yani şöyle bir durum, yani siz bir Kürt olarak Kürtlerle ilgili filmler yapmak istiyorsunuz. Ve burada yani herhangi bir kurum, herhangi bir televizyon Kürtleri niye desteklesin ki? Yani öyle bir durum. Yani ve çok zorlamak gerekiyor. Öyle kolay kolay destek çıkmıyor bu tür projeleri. Ve o yüzden de bizim kendi kurumlarımızın olması, oluşması ve bu kurumların bu tür filmleri finanse etmeleri lazım. Rica etsem ışığınızı açabilir misiniz? Bak. Biraz önce bayağı karanlıktı. Evet, birden çok karanlık oldu. Yaptığınız filmlerin konuları çok hassas, politik olarak da. Bunun için finans bulmak çok zor, anlattınız. Nereden destek bulmak daha kolay olacaktır ilerideki projeler için ya da diğer yeni yönetmenler için? Ne tavsiye edebilirsiniz bundan? Valla benim biraz önce konuştum, yani benim tavsiye edeceğim aslında biz yani Kürtlerin kendi kurumlarının oluşmasıyla, mesela geçmişte böyle bir deneme oldu, yani Kürtlerin elindeki belediyeler oluşturdu ortak bir fon, Kürt film fonu gibi bir şey. Bunlar festivalleri yaptılar, düzenlediler, hatta tek tük projeleri de destek sunmaya çalıştılar. Yani öylesi girişimlerin olması lazım. Yoksa yani bir Kürt'ün böyle bir içerikteki bir projeyi götürüp Türkiye'deki Kültür Bakanlığı'na sunması tuhaf yani. Onu hiç de almazlar. Ve Avrupa gibi bir yerde bu tür projeleri destekleyen pek az kurum var. Pek az. Yani kaldı ki zaten film yapmak için pek az kurum var zaten. Almanya'da Alman içerikli bir filme destek verilir. Böyle başka bir coğrafyada başkalarıyla ilgili bir filmi yapmak onları ilgilendirmiyor pek. Evet. Anlıyor musunuz? Yani o yüzden çok zor bu tür projelere destek bulabilmek gerçekten. Biraz zaten o sorumdan da açık olur. Biraz daha çok Kürt sinemasının genel olarak konuşmak, sohbet etmek istiyorum sizinle. Kürt sineması hakkındaki düşünceleriniz ve Kürt sinema endüstri hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ya 2000'li yıllarda bayağı tek tük iyi işler çıktı Kürt sineması dahilinde ve farklı coğrafyalarda, farklı yerlerde, yani biz Avrupa'daki Kürdistan kökenli yönetmenler buradaki kaynaklarla bir şeyler yapmaya çalıştılar ama sınırlı sayıda bir şeyler yapabildik ancak. Ama Güney Kürdistan'da bayağı çalışmalar yapılıyor, filmler çekiliyor. Hatta festivaller yapılıyor. Doğu Film Festivali olsun, Süleymaniye Film Festivali. Bunlar iyi şeyler. Avrupa'da da
yani yapılan festivallerde ben en çok Londra Film Festivali'nde bayağı başarılı buluyorum. Berlin'de de var sık sık olan bir Kürt Film Festivali. Ama ben yine de yani kendimden yola çıkarak da bunu söylüyorum. Biz Kürt yönetmenler yeterince film yapamıyoruz maalesef. Pek az, pek nadir. Böyle bir projeyi ele alıp da onu finansmanını sağlamak, onu çekmek, onu seyirciyle buluşturmak yıllarımızı alıyor maalesef. Çünkü bizi destekleyen kurumlarımız yok. Bizi destekleyen, yani destekleyen ortam yok değil ama kurumlarımız yok. O yüzden projeler finanse edilmediği için de böyle çekmecelerde kalıyor. Sizce bunun değişimi, bunu daha ilerletmek için, Kürt sinemasının daha gelişmek için ne tür değişiklikler lazım olacaktır? Ya yani şöyle bir durum, biz ya bir belgeseli böyle 2-3 kişiyle gidip bir yerlerde yani başlatabilirsin böyle kendi olanaklarına falan. Yani ufak bir iki sponsor da bulursan ufak çapta bir şeyler yapabilirsin. Yani teknikle bugün artık o kadar zor değil. Yani kendi evinde bilgisayarında da filmi kesebilirsin, şu falan filan yapabilirsin. Ama kurmaca bir film çok farklı bir iş. Yani çok sermaye yoğun bir iş. O sermayeyi, yani bir filmi çekmeyi gerektirecek sermayeyi bulmak işte kolay değil. Yani onu, yani sinema bir şey, bir kültürel bir şeydir. Yani şey olarak düşünmemek lazım. İlk başta ticari olarak düşünmemek lazım. Ve ticari olmadığı için de bir şey gerekiyor. Yani bir sübvansiyon gerekiyor. Destek gerekiyor. O desteği de böyle kolay kolay bulamıyorsun. Ya bunu bulmak için de dediğim gibi yani geçmişte Kürtlerin elindeki bu belediyelerin yapmış olduğu, yaratmak istediği ortak bir fon böyle bir şeye cevap verebilecekti. Yani böyle bir ihtiyaca büyük bir cevap verecekti. İyi bir cevap olacaktı. Ama arkası gelmedi maalesef. Belediyeleri elimizden aldılar. Kürtlerin elinden aldılar. İzin vermiyorlar bu tür şeyleri. Yalnız mesela benim gördüğüm gittikçe daha çok filmler yapılıyor Kürt yönetmenler tarafından. İran, Irak, Türkiye tarafında ve diaspora tarafında. Sizce bu filmlere baktığınızda bir Kürt sineması var diyebiliyor muyuz? Ya da bu filmlerde yapılan ülkelerdeki sinema etkilerini mi çok görüyoruz? Hani sizce kendine özgün bir Kürt sinema dilimiz var mı? Ya kendine özgü bir Kürt sinema dilinin sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani sadece o, eğer bir sinemada o Kürtçe konuşulacaksa ortak bir şey Kürtçe konuşuluyor olması. O da yani Kürtçenin farklı lehçelerinin de çekilen filmler. Ama şeye bakıyorum yani güneydeki sinema dili çok bence biraz farklı. Yani kuzeyde çekilen, kuzeydeki Kürtler tarafından, Kuzey Kürtistan'daki Kürtler tarafından çekilen güneydeki çekilenler arasında bayağı bir fark görüyorum. Böyle bazı nüanslar bunlar. Yani bir oyunculuk yönetimi olsun ya da bir kadraj mı olsun ya da yani dolaylı olarak bir şey üzerinden bir şey anlatırken onların şey farklı biraz, anlayışları farklı. İran'daki Kürt sinemacıların İran sinemasının etkisini görüyorum ve onları böyle çok daha şiirsel buluyorum mesela.
yani yaptıkları çalışmaları çok daha kendime yakın buluyorum. Gibi geliyor bana. Yani biz Avrupa'daki Kürdistan kökenli yönetmenler, yani Fransa'da eğitimi almış insanlar ve Fransa'da yaşayan yönetmenler var. Biz Almanya'da yaşayanlar. Bizler de biraz böyle yani farklı filmler yapıyoruz ve bu farklılıkların bütünü bir ne ben Kürt sineması diyebiliyorum. Yani çok farklı olmalarına rağmen hatta farklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani. Çünkü biz farklı coğrafyalarda yaşıyoruz. Yani o bir genel bir Kürt sineması dili yaratılmalı mı? Bunun üzerine çalışılmalı mı yoksa? Ya yok bence böyle aynı bir dil yaratılmalı falan öyle bir kalıba sokmamak lazım yani. Yapılan filmler mesela hep özeldir yani kişiseldir yani benim kendi bir resim anlayışım var, bir sinema anlayışım var. Ben bunu şey yapamam böyle yok ortak bir dil bulalım da öyle devam edelim. İnsanlara o kalıpları şey yapmamak lazım. Kalıp koymamak lazım bence. Peki ne zaman bir... Daha çeşitli olmak lazım yani ki bu bizim bence bizim bir avantajımız olmalı. Avantaja çevirmemiz lazım böyle farklılıklarımızla yaptığımız o film. Peki ne zaman bir filmi biz Kürt sineması olarak tanımlayabiliriz ya da olmadığını tanımlayabiliriz? Bu yönetmene mi bağlı sadece ya da dile mi sadece bağlı, konuya mı sadece bağlı? Sizce bir film ne zaman bir Kürt filmidir, ne zaman bir Kürt film tarihine dahildir? Ya bu kolay bir soru değil tabii. Yani mesela bir Fransız kadın yönetmenin yaptığı böyle Bollywood'a öykünmüş hani Güneşin Kızları diye bir film. Evet. Yani Rojava'da IŞİD'e karşı savaşan. Yani ona da bir Kürt filmi diyebilir miyiz? Ya da ne bileyim yani ben Avrupa'da yaşıyorum. Burada eğitimimi aldım. Yani buradaki Kürt göçmenlerle ilgili filmler yaptım. Kurmaca filmler falan yaptım. Onlara Kürt filmi diyebilir miyiz? Yani ki kaldı ki bu filmler aynı zamanda Alman filmleriydi. Aynı zamanda buradaki göçmenlerin yarattığı bir sinemadır da. Anlatabiliyor muyum? Yani bir filmin kimliği nedir, ne değildir? Bu yani böyle finanse eden tarafından bir Alman filmidir. Yapan yönetmen tarafından bir Kürt filmidir ya da göçmen sinemasıdır. Yani çok farklı tanımları olabiliyor. Bir eserin yani bir filmi bir şeyi. O yüzden böyle bir dediğim gibi yani farklı çekmecelere de koyabiliyorsun. Hepsini aynı çekmeceye koymaya gerek yok bence. Sinema, Kürt sinema tarihi açısından bu konuşmaları sık sık yapıyoruz. Hani ne zaman bir film Kürt filmidir, ne zaman değildir. Hani ne zaman bir Kürt film festivalinde yer alabilir mi, almaz mı? O açıdan soruyordum. Şimdi dönüp baktığımızda Kürt filmleri ve gelişim Kürt filmlerin gelişimini nasıl görüyorsunuz? Ya ben açıkça söyleyeyim ben son yıllarda yani hem festivallere gitmedim hem kendim film yapmadım ve yapılan filmleri de pek göremedim. Yani İran'da yapılan filmleri görmedim. Güney'de yapılan filmleri görmedim.
Yani Kuzey'de zaten doğru dürüst film yapılmıyor, yaptırılmıyor. Ama birkaç yıl öncesine kadar yapılan filmler aslında çok böyle iç açıcı filmlerdi. İyi gelişmeler vardı, iyi gelişmeler yaşanıyordu. Ve yani bizden sonra yeni bir nesil sinema sahnesine çıkıp genç bir nesil bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Böyle tek tük öyle kısa bir şeyler falan görebildim. Ama bunlar ne derece iyi devam ettiler bu işleri ben takip edemedim maalesef. O yüzden de bir şey söyleyemeyeceğim. Bir yönetmen olarak ne görmek istersiniz? Kürt film yönetmen olarak Kürt sinemasında ne tür gelişmeler, ne görmek istersiniz? Ya ben şahsen yani Kürtlerin şu anda içinde bulundukları tarihsel durumla ilgili yani yapabilecekleri çok iş var, çok şey var, çok hikaye var, çok öykü var, çok olay var, çok belgesel yapılması gerekiyor, yapılabilir. Yani öyle hayat olaylar o kadar hızlı oluyor ki, o kadar yoğun yaşanıyor ki yani. Bunlar her biri başlı başına bir şeydi, bir filmdi, bir sürü filmdi yani. Ve yapılmıyor maalesef, yani pek az yapılıyor, pek az. Yani ki öyle bir çağda yaşıyoruz ki yani herkesin elinde bir iPhone var, herkesin elinde bir smartphone, bir şeyler var. Böyle genç nesil mesela tekniğe hakim, yani internete hakim, bilgisayara hakim, böyle kısa da olsa, öz de olsa artık şey düşünmemek lazım. Yani kısa şeyler de yapmak lazım. Böyle internete sunabilmek için ya da o tür platformları, sosyal platformları kullanıp da bütün bu yaşanıyor olanları anında bir yerlere sunmak, bir yerleri haberdar etmek. Yani bu tabii biraz gazeteciliğe, muhabirliğe falan filan kaçıyor ama yani sinemayla uğraşmak isteyenlerin de yapabileceği, yapması gereken şeyler var diye düşünüyorum. Yani bu konuda yani bir şeyler daha fazla bir şey, daha fazla şeyler yapılabilir. Kaldı ki yani Kuzey Kürdistan'da olsun, biz Avrupa'dakiler olsun, şu dönemde doğru düz film yapacağımız bir ortam yok yani. Yapamıyoruz. Yani biraz önce de anlattım. Kürtlerle ilgili bir şeyle bir proje geliştirdiğinde destek bulamıyoruz. Kolay değil. Evet. Film festivalimizi nasıl buluyorsunuz? Global Kurdish Film Festivali, bu inisiyatifi nasıl buluyorsunuz? Ya ben yani bu pandemi döneminde, pandemi sürecinde böyle bir girişimi çok olumlu buluyorum. Bu sayede sadece Londra'daki seyirciye değil de bütün dünyadaki seyirciye sunuluyor olması güzel bir şey. Biliyorsunuz değil mi, hani Global Kurdish Film Festival 10 çeşit Kürt festivali tarafından birlikte organize ediliyor ve Londra bunu inisiyatifi alan partneri. Öyle mi? Yani, evet. Tabii. Öyle okudum. Tekrar soruyu sorayım mı? Global Kurdish Film Festivali nasıl buluyorsunuz? Yani çok harika bir fikir. Yani filmlerin sadece belli bir şehirdeki seyirciye değil de yani dünyada farklı şehirlerdeki festivalleri bir araya gelip ortaklaşa düzenlediği bir festival olması çok güzel bir şey. Yani bu pandemi döneminde bilhassa çok önemli, çok güzel bir şey. İnternet ortamında insanların filmleri
dünyanın farklı yerlerinde seyrediyor oluşu çok ilginç. Böyle bir festivala online şekilde katılmak ve filminizin bir dünyanın birçok yerindeki Kürtlerle ulaşmasını nasıl sizin için nasıl bir tecrübe? Ya benim için bir ilk kez öyle bir tecrübe olacak galiba. Ya. Heyecanlıyım. Bakalım reaksiyonlar nasıl olacak? Yeni projeniz var mı? Bekleyebileceğimiz? Ya yeni proje, yani birkaç proje var ama o konularda konuşmayalım diye düşünüyorum. Onlar daha gizli tutmak istiyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Güzel filminiz için. Festivale de başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Thank you all for watching this Q&A with Yavuz Yüksel. We hope you will enjoy the rest of the week, the selection of our films. Please support your filmmakers and this incredible film festival by making a donation on our festival homepage. Gelex Fest.